için çok önemli. Hatırlayın, daha Birinci Dünya Savaşı'nda kadınlar sanayide, erkekler cephedeyken temizlik işlerinde çalıştılar. Sonra Kurtuluş Mücadelesi'nde cepheye götürülen o mermiler ya da cephede kadın mücadelesinin hepsi vardı. Kadın aday göstermeyen, artı kadın aday gösterirken erkeklerin de kendi arkasında durdukları kadını gösteren tarz değil, sadece kadın liyakatiyle, emeğiyle, kendi görünür haliyle ortada olan kadınların adaylaştırılmasından yana bu dönem özellikle yerel seçimde bir talebimiz var ve oy kullanmayacağız. Evet, ama oy kullanmayacağız derken bir yanlış anlaşılmaya mahal vermesin. Demokrasi sandıkta başlar ve o sandığa mutlaka gideceğiz. Ancak tercihimizi kadını adaylaştırmış partiden yana kullanacağız. Mutlaka biri bizim sözümüzü ve sözümüzü duyacak. Açıkçası ona inanıyorum ve bu söylemimizi de lütfen hani bütün bu siyasi partiler boşa almasınlar. İlk defa bu kadar net ve kesin bir çağrıyla çıktık çünkü. Çok uzun süredir bu konuda sahada kadınların siyasal mobilizasyonu kitabını çıkarımına ön ayak oldum. Ya da aslında Osmanlı'dan bugüne kadar, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e karikatürlerde kadın kitabında örneğin kadınların siyasetini ta Osmanlı'dan beri eşitlik anlamında getirme, bu konuda mücadele etme çabalarına tanıklık eden bir kitabı hayata geçirdik. Kadınlar müracaat ediyor. Bir, müracaat ettiği anda kadınların ekonomik özgürlüğü, kadınların istihdamda olması nedeniyle aslında ekonomik gücünün zayıf olduğu bir dönemde adaylaştırılmada ücret alınmaması lazım aday adaylığı döneminde. Bu hem yerel yönetimler hem genel seçimler için. Bunu hiçbir parti yapmıyor. Birçoğunda %50'ye inen bir öncelik yapılıyorsa bile tamamen ben bu kadın adaylardan ücret almıyorum diye cesaretle ortaya çıkan bir siyasal partimiz yok. İki, bu siyasal partilerin her birinin içinde merkez yürütme kurullarında bir eşitlik yok. Parti meclislerinde bir eşitlik yok. Yani 100 kişiden oluşuyorsa parti meclisi 50'si kadın 50'si erkek değil. Ya da MYK'ları dediğimiz noktada gene eşitlik yok ve tüm bu yetkilendirme süreçlerinin içinde aday gösterirken diyecek ya işte çok bağırıyor Canan Gönül Federasyon Başkanı olarak onun ağzını kapatayım argo deyimiyle. Bunun içinde işte Canan biz çok sayıda kadını zaten aday listemizin içine aldık diyecek. Ama onu adaylaştırma sürecinde fermuar sistem dediğimiz sıralamaya uygun bir şekilde yerleştirmeyecek. Yani bir kadın, bir erkek, bir kadın, bir erkek seçilebilecek. Örneğin İstanbul'da 10 milletvekilinin seçildiği bir bölgede 15-16'ya kadını koysanız ne olacak ki? Sadece koymuş olursunuz. Ya da belediyede... Yani seçilemedikten sonra... Evet, seçilme kriterini genel baz olarak alacaksınız. Ama o kriteri almıyorlar. Ve ben bu söylemi sadece bir A partisi, B partisi için söylemiyorum. Türkiye'de bulunan bütün siyasal partiler için söylüyorum. Belki diyeceksiniz ki evet eş başkanlık sistemini uygulayan partiler de var. Ama kadın erkek eşitliğinde aynı anda kadın eşitliğini gözeten, dört dörtlük gözeten bir parti yok. Bu noktada hepsi aynı oranda sorumlu. Ben 100. yılındayız Cumhuriyet'in, 100 kadın diyorum. Tüm partilerden düşünsenize 100 tane adayı seçilebilecek yerden gösterebilmiş olmak bizim için önemli değil mi? Bizim 1930'lardan itibaren başlayan bir hakkımız var. Yani belediye seçimlerinde seçme hakkını elde ettik. 1934'te seçme ve seçilme hakkını, milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ettik. Ama o sürecin çok öncesinde yani 1850'lerden itibaren kadınlar bu eşitlik ve temsil edilme üzerine çalıştılar, durdular. Ve geldiğimiz noktada bugün bakıyoruz ki 90 yılda 150 kadın ancak belediyede belediye başkanı olmuş. Şimdi 90 yıl çok uzun bir süreç. Kaç tane erkek olmuştur derseniz 40 bin küsur erkek görev yapmış. Ne kadar acı bir rakam değil mi aslında bakarsınız?